Hepinize merhabalar. Bugün konumuz önden hasarlı araç alınır mı alınmaz mı? Ne gibi sorunlar olur? Öncelikle önden hasarlı araç nasıl anlaşılır ve nasıl onarılır? Ondan bahsedeceğiz. Sonrasında alınır mı alınmaz mı? Bize ne gibi sıkıntılar çıkarır? Açıklayacağız ve kararı siz vereceksiniz. Hazırlısanız videoya geçelim. Videoya başlarken de söyledik. Bu ekspertiz kanallarını izliyorum bazen. Videolarına bakıyorum. Özellikle dün bir tane videoyla karşılaştım. Şase kopar diyor. İşte bu araba için bu araba artık ölü diyor vesaire vesaire. Ben de bir örnek çekeyim dedim ve bu arabanın onarım aşamasını da çekeceğim. Burada şaseyi görüyorsunuz. Bakın şu şase normalde şöyle düz gelmesi lazım. Bir karıştan fazla şaseler açmış arabada. Şase hasarı var. Şuradan daha net görebilirsiniz. Bakın bu şase böyle düz gelmesi lazım. Şasenin durumunu görüyorsunuz. Bu arabanın ön iki şasesinde de netleştireyim. Bu arabanın ön iki şasesinde de hasar var. Şimdi bu araba düzeltildiği zaman ne olacak? Yani düzen tutacak mı? Kullanıcı için bir sıkıntısı var mı? Bir de nasıl anlayacağız düzeltildiğini? Öncelikle şase düzeltme işlemi çoğu, yani eğer şase katlanmadıysa ya da çok ağır hasarlı olup kesilip yenisi takılmadıysa, şase hasarlı olan arabaları aslında anlamak zordur. Niye? Şimdi bu araç onarıma başladığında selete bindirilecek. Bir tane selet, örnek selet nedir diye merak edenlere bir tane örnek selet fotoğrafı ekrana getireceğim. Selete bindirildiği zaman bu şaseler bağlanarak çektirilecek. Bu şase hiç bozulmadan düz haline geri gelecek. Yani şu üzerinde gördüğünüz boyalar vesaire hiç bozulmayacak. Ya bu şasede hiç işlem olduğunu çoğu kimse anlayamaz bile düzeltildikten sonra. Peki nasıl anlayabiliriz? Genelde şase üzerinde boya varsa, kaynak işlem varsa o şekilde anlaşılır. Bu şekilde yana doğru açan şaselerde şase onarımı genellikle anlaşılmaz. Bunu anlamak için şu kısımlara bakıyoruz. Bakın. Katlanma yerleri, birleşme yerleri şöyle göstereyim. Buralardan açma yapar araç. Buralar biz düzelttiğimiz zaman birbirinden ayrı duracaktır. Fabrika puntaları olmayacaktır şu kısımlar. Bu kısımlara sonradan işlem yapılıp boya yapılır. Şaseye değil, bakın buraya. Şu şasede hafif bir şişkinlik var. Bu şişkinlikler de şaseci tarafından basılarak indirilir. Genelde basılırken de boya bozulmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz burada serviste aylık ortalama 3-4 şase hasarlı araba yapıyoruz. 3-4 şase hasarlı arabanın genellikle birinde şase boya ihtiyacı oluyor. Bazen dördünde de olmayabiliyor. Yani direkt şu şaseden şöyle bir darbe alıp katlamadığı sürece bu şekilde şase hasarlı arabalarda şaseye boya ihtiyacı duyulmuyor. O yüzden bu aracı satın alırken alttan üstten baktığınızda şaseler genelde dümdüz, boyasız ve orijinal görünecektir. Bu şaseyi anlamanız için alttan ve üstten punta deliklerine, punta yama yerlerine bakmanız yeterli olacaktır. Haricinde bu şase eğrildiği zaman şuradaki katlamayı görüyorsunuz, bakın şöyle. Buraya podya sacı diyoruz biz. Podya sacını katlar genellikle. Çünkü şase buraya baskı yapacağı için podya sacını katlar. Burada podya sacına herhangi bir zarar vermez. Ne tarafa doğru ön döndüyse o tarafın podya sacını katlayacaktır. Diğer tarafında panel sacını katlayacaktır. Bu kısımlar, yani iç podya sacının şu kısımlarında boya varsa şasede bir hasar vardır diyebiliriz. Ama nadir bir ihtimalle şu kısımdan bir darbe alıp bu içeriği de bozmuş olabilir. Yani her buranın boyalı olması şasede hasar var demek değildir. Ama burada boya varsa şaseleri iki kat daha özenli kontrol etmeniz gerekir diyebiliriz. Şaseleri nasıl anlayacağınızdan, şaselerde bir işlem olup olmadığını nasıl anlayacağınızdan bahsettik. Şimdi şaseleri sorunlu bir araç alınır mı? Alınırsa bize ne gibi sorunlar çıkarır? Onlardan bahsedelim. Tabii genelde şaselerinde sorun olan araçlarda bu şekilde airbagler de açık oluyor. Şimdi şaseleri sorun olan bir araç alınır mı? Alınmaz mı? Alınırsa eğer bize bir sıkıntısı olur mu? Ya da bizim şahsi aracımızla kaza yaptık, şaselerinde hasar oluştu. Bu dakikadan sonra ben bu aracı satayım mı, yoksa bana bir sorun oluşturur mu? En çok merak edilen şeyler. Ekspertiz kanallarına sorsanız kesinlikle alınmaz. Çünkü
Onların amacı insanların çok daha titiz olması, en ufak şeyi kontrol ettirmesi. O yüzden ekspertiz gezmesi. Onlara da hak vermek lazım, ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Ama düzgün yapılan hiçbir işçilik size sorun yaşatmadan yıllarca araç kullanmanıza engel oluşturmaz diyebiliriz. Araç şase onarımı bittikten sonra, şaseler çekildikten sonra, gerekli yerler boyandıktan sonra milimetrik, geometrik ölçümleri yapılıyor bu araçların. Geometrik ölçümlerinin sonucunda araç tamamıyla düzgünse parçalar üstüne monte ediliyor ve boyanıyor. Zaten parçalar boyanmadan önce üstüne monte edilip ayarları kontrol ediliyor. Oturup oturmadığı kontrol ediliyor. Yani güzel yapılan bir işçilikle araç şase onarılsa bile hiçbir sorun yaşamazsınız. Genelde insanlar şunlardan korkar. Şase onarıldıktan sonra yolda akız çıkar. Ön takımı çok bozar. Ses sorunları kesilmez. Arabanın önü farklı yere, arkası farklı yere gider. Arabada sağa sola çekme olur vesaire. Bunların hepsi kuru gürültü diyebilirim. Güzel yapılan bir araç, orijinal araç gibi, ok gibi gidecektir. Hiçbir yere çekmeyecektir. Ön takımdan hiçbir ses gelmeyecektir. Vesaire vesaire. Ama düzgün onarılmazsa, ucuzcular benim buradaki hedefim. Aracı hasarlı halde aldınız ya da kaza yaptınız. Allah korusun tabii ki, kimsenin başına gelmesin. Aracınızı onarmak için yeterli maliyetiniz yok. Araçta böyle sorunlarınız var ve ucuza kaçtınız. Aracı kaportacı çektirmeyle düzeltti. Geometrik ölçümleri yapılmadı. İyi kötü toplanıp size verildi. Tabii bu araç size sorun yaşatacaktır. Yani ön takımdan sesler gelecektir. Çünkü şase düzgün olmadığı zaman şaseye bağlı parçaların ayarları oturmayacaktır. Bu sürekli ön takım bozmasına, lastiklerin içinin yenmesine, aracın sağa sola çekmesine, ön düzenin ve ön kaporta parçalarının düzgün oturmaması gibi birçok soruna neden olacaktır. Yani her şase, şunu demek istiyorum, her şase hasarlı araba bir sorun çıkaracak diye bir şey yoktur. Düzgün yapılmadığı zaman sorun çıkarır. Bu başka şeyler için de geçerli. Yani ön takımda tabloları değiştirirken usta düzgün işini yapmasa o da size sorun çıkarabilir. Aksi değiştirdiğiniz düzgün işi yapmasa o da size sorun çıkarabilir. Aslında şase işinin düzgün yapılmamasıyla yağ bakımının düzgün yapılmaması bile aynıdır diyebiliriz. Yani işini düzgün yapıldığı sürece yağ bakımıyla aynı riski taşır bile diyebilirim. Ama kesinlikle ve kesinlikle güvenlik ekipmanları, şaseler, airbagler, her şey düzgünce yapılıp fabrikasyon ayarlarına getirilirse siz o araçta yıllarca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz ve şase onarılmış aracın size tek sorunu satarken bunu müşteriye açıklamak olur. Başka hiçbir sorun sıkıntı sizin için olmayacaktır diyebiliriz. Malum Avrupa'da ya da farklı ülkelerde bizim ülkemiz kadar takıntı yok ve bu takıntı üzerinden de çoğu kişi ekmek yiyor. Bizim ülkemizde biliyorsunuz çok fazla bir boya takıntısı var. Çok fazla değişen hasar kaydı takıntısı var. Ama yabancı ülkelere baktığınız zaman aracın diri, toplu ve sorunsuz olmasına takıntı var. Yani bakımlarına takıntı var. Bizim ülkemizde trigger bakımı yapılmadı diye bir araç alınmıyor değil, alınıyor. Ya da bakımları eksik mi diye bakılmıyor, hasarına bakılıyor. Hasarın da size hiçbir zararı yok. Yani bir kapı boyandıysa ne olur, hasar kaydı 5000 varsa ne olur. Ama trigger değişmezse, bakımlar aksatılmışsa sizin için sıkıntıdır. Ama bizimkinde tam tersi. Çok garip ama böyle. Yani sizin asıl dikkat etmeniz gereken aracın hasarı varsa, normal şartlardan da hasarı olduğu için ucuzsa ve almayı düşünüyorsanız aracın genel geçer, mekanik aksamı, kaportası düzgünse, güzel bir şase kontrolü, ölçümlerini yaptırıp, airbaglerini kontrol ettirip alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi bu videoyu çektikten sonra birçok kişiden olumsuz yorum alabilirim. Birçok kişi, özellikle ekspertiz firmaları ya da orijinal takıntısı olan kişiler. Ama yine ben hani doğru bildiğimi anlatayım, kararı yine size bırakayım. Şimdiden alacağınız araba hayırlı olsun. Mevcut aracınız varsa da kesinlikle ve kesinlikle içiniz rahat olsun diyebilirim. Videomuzu da bitirmeden önce aracınızda yaşadığınız sorunlar, merak ettiğiniz ya da anlayamadığınız hasarlar, airbag açılmış mı açılmamış, dış şasende sıkıntı var mı yok mu, arızalar, aklınızı, yani kısacası araçla ilgili aklınıza takılan her şeyle ilgili bize soru sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum kısmına yazın. Aynı gün içerisinde genelde cevaplamaya gayret ediyoruz. Tabii ki cevaplarken öncelikli olarak abonelerimizin soruları cevaplanıyor. Bu yüzden hem daha hızlı cevap almak hem de kanalımıza destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.